tutun Gezi davasında karar duruşmasında neler yaşandı, neler yaşanıyor. Yanında da konuklarım var bir yandan. Onlar kimler, neler söyleyecekler? Beni duyuyorsan söz sende. Hadi bakalım, almıyorlar mı ya? Evet Ali, beni duyabiliyor musun? Şu anda sana bağlandık ve neler yaşanıyor da çok merak ediyoruz, evet. Çağlayan Adliyesi'nde. Ali Morca, biz de stüdyodan sana bağlanıyoruz. Tamam. Bir yandan arkadaşlarım da bağlantıyı sağlamaya çalışıyorlar sanırım şu anda. Dediğimiz gibi bugün karar duruşması var. İzleyici sayısının çokluğu nedeniyle de duruşma 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülüyor. Evet Ali Morca, beni duyuyorsan karar duruşmasında neler yaşandı? Konukların yanında, gün boyu da yanında olacak. Neler söyleyecekler? Söz sende. Evet Fidan Gizem, biz Adliye Sarayı önündeyiz yine. Yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre Bey var. Kendisi de Adalet Sarayı'nın içindeydi. Mahkemeyi takip ediyordu. Kendisini çıkışta yakaladık. Biz de dışarıdan takip ediyoruz. Kendisine soralım. Evet, Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Evet, bugün Gezi davasının artık sonuna tabii yaklaştık. Karar aşamasına geldik. Birkaç gün tabii savunmaların süreceği anlaşılıyor. Bu kapsamda Hakan Altınay, Can Atalay ve tabii başka arkadaşlar, Mücella Hanım savunmalarını yaptılar. Tabii savunma değil aslında, mahkemenin yargılandığı bir ortam oluşturdu. Çünkü gerçekten çarpıklıkları, Türkiye'deki demokrasi, insan hakları bakımından ortada bulunan problemleri ortaya koyan savunmalar oldu. Bunun yanında tabii Gezi'deki halk hareketinin bu şekilde bir ceza yargılaması konusu olamayacağı ve tabii dosyanın aslında bir takım kurmaca delillere dayandığı ve tabii geçmişte Fethullahçı çeteyle iktidar işbirliği çerçevesinde bu dosyaların oluşturulduğu, dönemin polis şeflerinin yargıdaki mensuplarının yaptığı usulsüzlüklerin ne büyük problemler olduğu, bunların hepsi savunmalarda kanıtlarla ortaya konuldu. Biz dün cezaevinde de Sayın Osman Kavala'yı ziyaret etmiştik. Gerçekten yani bu kadar uzun bir tutukluluk, yani yılları aştı tutukluluk ve tabii bu kapsamda Türkiye'nin uluslararası itibarının ayaklar altına alınması, Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdinde hakkında ihlal prosedürü başlatan bir ülke konumuna gelmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı için bunlar tabii çok büyük problemler. Ne yazık ki bunları yaşıyoruz ve bugün de bu yeni duruşmada bir başkasını görmüş olduk. Gerçekten savunmalarda özellikle savcılığın iddianamesinin ve vesat hakkındaki mütalaasının çarpıklıkları, sorunları açıklıkla ortaya konuldu. Yani biz tabii bütün bu sanıkların görebildiğimiz kadarıyla suçsuz olduğunu, hiçbir şekilde böyle bir hasta yargılamanın bile olmaması gerektiğini görüyoruz, değerlendiriyoruz. Gerçekten Türkiye açısından utanç verici bir manzara olduğunu belirtmek istiyorum. Evet, birçok sayıda iddialar vardı. Tekrar eden iddialar bunlar. Bu iddialar, ortaya koyulan iddialar geçmişte Fethullahçı polis şeflerinin ve bugün meslekten ihraç edilmiş Fethullahçı hakimlerin, savcıların oluşturduğu dosyalardan çıkan iddialar. Ve tabii bu iddiaların hiçbir somut kanıtı bulunmuyor. Ve geçen duruşmada çok açık bir manzara ortaya çıkmıştı. Yani Osman Kavala'nın tutuklu tutulduğu maddeden ceza istenmiyor. Ama daha önce tahliye edildiği ilgili maddeden ise hakkında ceza isteniyor. Yani böylesine tutarsızlıklarla malul bir yargılama yapılıyor. Yani bu iddiaların, yani masum insanlar büyük bir ceza tehdidiyle uzun süredir yargılanıyor. Arada tutup yargılananlar da var. Gerçekten çok üzüntü verici bir manzara olduğunu belirtmem lazım. Evet, Gizem Fidan, şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Biz yakinen buradan takip ediyoruz. Birçok milletvekili de burada. İstanbul milletvekilleri olsun, diğer sivil toplum örgütleri olsun. Buradalar. Gezi davasını takip ediyorlar. Yakinen takip ediyorlar. Güvenlik önlemlerde halk safhada çok sıkı önlemler alınmış durumda. Çağlayan Adliyesi'nde. Evet, şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar Gizem Fidan. Evet, değerli...
Bu arada hatırlatalım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün eşiyle birlikte elektriksiz iki aileyi ziyaret edecek. Şimdi duruşmaya döneceğiz. Bu arada Gezi duruşması saat 13.45'e kadar ara verdi. Hatırlatalım, yine muhabirimiz Ali Morcu alanda, mahkeme salonunun önünde ve yanında da CHP İstanbul Milletvekili Meclis Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü İbrahim Kaboğlu var. Hemen yine sözü kendisine bırakıyoruz. Evet Ali Morcu, İbrahim Bey neler anlatacak bize davanın seyriyle ilgili? Sizi dinliyoruz. Evet Gizem Fidan, hocamız yanımızda, kendisine soralım neler yaşanıyor içeride. Kendisi yakının takip etti, ara verildi, kendisini dışarı çağırdık, sağ olsun bizi kırmadı, yayınımıza katıldı. Evet, ne söylemek istersiniz? Gizem Hanım, anayasamızın tanıdığı dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı aslında kentsel ortamda çok daha önem kazanan bir hak. 10 yıl önce yaklaşık olarak İstanbul'da İstanbullular, yurttaşlar kendi yaşam alanlarını korumak için Gezi'ye gittiler, sokağa çıktılar ve o dönemin dosyaları aslında suç olmadığı, esasen anayasal hakların kullanıldığı, anayasal düzenin savunulduğu bu şekilde ortaya çıktı. Ama özellikle İstanbul seçimleri kaybedildikten sonra, 23 Haziran seçimlerinden sonra bu dosyalar yeniden açılmaya başlandı. Ve şu anda burada görülmekte olan, muhtemelen son duruşması yapılan bu dava aslında hukuki temelleri bulunmayan bir dava, siyasal dava olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü anayasal düzeni yok etmek değil, Gezi olayları, Gezi sahiplenmesi, anayasal düzenin sahiplenilmesi idi. Burada bu bakımdan aslında Türkiye'nin demokratik hukuk devleti yolundaki mücadelesi bakımından da önemli bir süreçtir. Zira anayasal düzeni savunmak sözde değil, gerçekte yaşadığımız ortamın, mekanların, kentsel ortamın, doğal ortamın korunmasıyla olur. Gelecek kuşaklara olan borcumuzla bunun ödenmesiyle olur. İşte Gezi'nin özeti budur. Bunun davasının görülüyor olması bu şekilde hukuki açıdan yüz kızartıcı olmakla birlikte aslında Türkiye'nin geçmekte olduğu demokratik süreç açısından anlaşılır bir durumdur. Çünkü siyasallaştırılmış bir davadır. Umuyorum ki hakimlerimiz bunu bütün çıplaklığıyla takdir edeceklerdir ve bugün veya en geç pazartesi günü buna son noktayı koyacaklardır. Evet, iddialar tekrar ediliyor. Aynı iddialar tekrardan gündeme geliyor ve tekrar tekrar soruluyor. Evet, belirttiğim gibi bu dosyalar 2013 yılında kapanmıştı. Suç olmadığı ortaya çıkmıştı. Şunu soralım. O dönemin İstanbul Valisi, o dönemin İstanbul Büyükbelediye Başkanı, Şehir Belediye Başkanı, o dönemin Emniyet Müdürü sonradan ne oldu? Bu sorulara verilecek yanıt bile bugün burada görülmekte olan dosyanın ne kadar düzmece bir dosya olduğunu gösteriyor. Bu dosyanın hukuki özelliğinden çok siyasal özelliğinin ağır bastığını gösteriyor. Bir hukukçu olarak benim dileğim, temennim bu hukuki rezalete burada bugün son verilmesidir. Peki beraat çıkar mı? Çıkması gerekir. Hukuken baktığımız zaman, anayasamız açısından baktığımız zaman bu bir suç değildir. Çünkü kimse eylemini yatsımadı. Ben gittim Gezi'ye dedi, oradaydım. Niçin oradaydım? Şu amaçla orada bulundum dedi. Ben elime silah almadım, ben elime herhangi bir yaralayıcı, şiddet içeren bir araç alıp başkasına saldırmadım diyor. Tamamen barışçıldı, bunun için oradaydık deniyor ve öyledir. Bunun tersine kanıtı getirilmediği sürece buradan hukuken, hukuki anlamda, bizim hukuk düzenimiz anlamında bile bir suç çıkmaz, bir ceza çıkmaz, çıkmamalı. Evet, telefon kayıtları dinlenmiş, iddianamenin içine de girmişti. Aslında o telefon kayıtlarını dinletenler şu an yargılanıyor, FETÖ suçlamasıyla yargılanıp ceza alan insanlar. İşte bu davanın çökmesi gerektiren
çökmesini gerektiren nedenlerden biri de budur. Az önce sorduğum zamanın valisi, emniyet müdürü ve belediye başkanı nerede sorusunu yöneltirken esasen bu dosyayı hazırlayan savcı nerede sorusunu da sormamız gerekir. Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz gecesi yaşamış olduğu büyük bir felaket, felaketin eşiğinden dönüş durup dururken olmadı. İşte orada emniyetçiler var, orada savcılar var, orada hakimler var. Bir kısmı hapishanede, bir kısmı bu tür dosyaları hazırladılar. Bir kısmı da aramızda dolaşıyor. Şu anda kamu görevi yapmaktalar, şu anda milletvekililer, şu anda yargıçlar, şu anda emniyetteler. Bunun bilinmesi, bu tür dosyaların bir an önce hukuk adına kapatılması gerektiğini ortaya koymak için bir zorunluluktur. Evet Gizem Fidan, şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Hocamıza çok teşekkür ederim, yayınımıza katıldı, bizi bilgilendirdi. Yakının takip edelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ali Morca. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü İbrahim Kaboğlu bizlerleydi. Ve aslında bu davaya ilişkin kararların 2013'te verildiğini, bugün işte beraat çıkması gerektiğini, neden 2013'ten sonra kararların, üslupların değiştiğini ortaya koydu. Bu arada 13.45'e kadar ara verildi duruşmaya. Bugün karar duruşması, karar verilmesini bekliyoruz. İbrahim hocamız beraat çıkması gerektiğini söylüyor bir Anayasa Komisyonu sözcüsü olarak, ama bakalım ne çıkacak. Savunmalarda bir yandan devam ediyor. Bu saate kadar verilen savunmalardan başlıkları sizlerle paylaşmıştık. 13.45 itibariyle duruşma tekrar başladığında da yine ayrıntılar, konuklar oldukça, ki dava öncesi konuşmaları da birazdan paylaşacağız. Ama diğer sıcak gündem hala da elektrik kesintisi ve Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı kesinti, ki yine Kılıçdaroğlu çifti de elektrik eylemlerini bir anlamda sürdürüyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesildiği anların videosu da CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Saat tam 11'e sabah saatlerinde, 11'i 21 geçe kesilen elektrikle ilgili borç nedeniyle kesme ve mühürleme tutanağına göre Kılıçdaroğlu ailesinin faturasına 28 lira 67 kuruş kesme açma bedeli de eklendi. İşte CHP sosyal medya hesabından paylaşılan